gecenin bir vakti herkes ayağımı kaldıracaksın. Hem derin suda uyuyordur. Sürekli kapıdan mı giriyordun zalimin oğlu? Kuzucuğum ne yapıyor acaba? Yatmış mıdır? O da bir kere bile aramadı ya. İnsan bir merak eder yani. Bir de bana inatçı diyor. Asıl sensin inatçı. İnatçı da sensin, keçi de sensin. İnatçı okuz. Hey. Kuzey? Ne işin var ulan burada? Açmayacağım, git. Ulan git diyorum. Açmayacağım diyorum, git. Git, 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 açmayacağım diyorum. Kuzey! Ne oldu? Düşmemden mi korktun? Numara mı yaptın? Ya ben sana numara yapar mıyım Mavişim? Sadece biraz sarsın. Kuzey, bana bak. Ben seni bir sarsarım. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Ondan sonra gitmemi istersen yine gideyim. Allah Allah. Gecenin bu vakti neyin hatırlatmasıymış? Altın kuralımızı. Hani hep beraber yatacaktık. Sen o altın kuralı benim kardeşime yumruk atmadan önce düşünecektin. Ama kardeşine yumruk atmamak diye bir altın kural yoktu ki. Geç bakalım dalganı. Geç bakalım dalganı Kuzey Efendi. Aferin sağa. Haydi, haydi uğraşamayacağım seninle. Haydi çık. Çok hastayım Mavişim. Gitgide daha sarsıcı oluyor. Dünyam tepe taklak olsun mu istiyorsun? Bakıyorum ha buraya kadar tek başına çıkmışsın. Yani sağa yardım eden birilerini görmüyorum. Demek ki turp gibisin ha. Hiçbir şeyin yok değil mi? Haydi, haydi çek arabanı. Ama. Haydi bakalım. Ama. Haydi yatacağım ben, yatacağım. Zalimin kızı. Yatıyorum. Sen inatçıysan ben de inatçıyım. Bugünün yarını da var. Git. Şuradan biraz yumurta uzatsana bana. Kızım, yumurtayı ver. Çok, çok yeme. Bravo ya. Vallahi bırak, tebrik ederim ailem yani. Ya vallahi evde silah neyin varsa gelin beni vuruverin de rahatlayın. Yani açlıktan öldüreceğiniz en azından tüfekle falan öldürün. Bu nedir? Bunlar nedir ya bu? Ya abi, abi. Ne var ya? 40 yılın başı toplanmışız. Ailece bir kahvaltı ediyoruz. Dizdin boğazımıza. Ben sus. İncelti incelti sesini. Şuna bak, bunlar insan mı doyarmış aile çocuk? Tabii tok acına halinde ne anlar yani yeğenimin karşısında? Şşş, tamam gebe gebe. Görüyor musun kılıçya bak, hareketlere bak. Bak çatallı etleri metleri havalandırıyor. Lan! Onu seni paralarım bak ha. Ya ne diyorsun abi ya? Sefer. Ay kusura bakma, özür dilerim. Sen benim abim ol ya dik saç. Kusura bakma. Oğlum bana bak, bana böyle dikelme milletin içinde. Bak buradan çatalla damağını hars diye vurun, damağında kadar çatalla. Ya tamam Sefer ya. Oğlum sen de madem bu kadar üzüleyin, git getük arını biz de rahat edek oğlum ya. Ya bana önce lafı söylemiş kadının arkasından ne üzüleceğim ya? Umurum değil. Ha bu umrul olmayan halin yani. Asap et derdinde koyun, can derdinde koyun. İnanmıyorsunuz ha? İnanmıyorsunuz ha? İyi. Kuzcuğum, oğlu mu? Peki. Oldu oğlum, çok iyi oldu. Ya bir 40 yılda bir ailecek ne güzel kahvaltı ediyiz ya. Hadi afiyet olsun, yiyin haydi. Ailecek. Ben etmeyeyim, siz ediniz. Ailecek deme yani. Ben eğer aile dersem, beni katmıyorsan deme yani. Anacık. Sever. Yıldız, kocan nerede kızım? Niye gelmedi? Bir dakika. Sen adamı hasta hasta evde mi bıraktın yoksa? Yok. Eniştemin gücü kuvveti maşallah yerinde. Anas abla. Klasik Yıldız Kuzey yani. Oo. Siz gene bizden bir şey saklayınız. Dökül, dökül.
Anne, şimdi biz dün Poyraz'la buraya gelirken aslında... Günaydın canım ailem. Günaydın. Günaydın canım karım. Günaydın ana kraliçem. Derin öpeyim. Ay günaydın oğlum. Ay bak kaynanam da sevilmiş. Otur otur, yeni oturduk sofraya. Nereye? Poyraz, kalk enişten otursun ablan yerine. Kalk yavrum, hadi. Otur Poyraz, otur kardeşim. Kalk Poyraz. Otur Poyraz. Poyraz kalk. Otur, otur Poyraz. Otur kardeşim. Kalk Poyraz. Otur, otur Poyraz. Kalk Poyraz. Otur dedim. Kalk dedim. Ula otur. Kalk ula. Oturacak. Kalkacak. Oturacak. Kalkacak. Oturacak dedim. Kalkacak. Tamam. İyi, madem öyle. O zaman ben işe gidiyorum. Haydi size afiyet olsun ha. Abişim. Çekil. Püf, çekil ha, çekil. Abişim nereye? Ulan işe gideceğim dedim ya, çekil işte haydi. Tam ben de o tarafa gidiyordum. Gel ben seni bırakırım. Sen laftan anlamıyor musun Kuzey? Ben kendi başıma gideceğim. Seni istemiyorum diyorum. Çekil. Siz kavga mı ettiniz? Yok babacığım, olur mu? O bizim ritüelimiz. Küçük bir anlaşmazlık oldu sadece. Kızım, bu mal değneğe seni üzdü mü yavrum? Yok, onu değil. Beni üzdü baba. Karımın önünde dövdü beni. Ama hak etti. Çekil ula, çekil. Yıldız Mavişim, nereye gidiyorsun? Hop, sen dur. Sen dur. Sen benim oğluma tokat mı attın sana? Attım. Ama bir sor, niye attın baba? Şimdi bu beni sinirlendirdi. Ben de büyüğüm tabii, yapıştırdım. Ne oldu? Ben de senin büyüğünüm. Ben de yapıştırdım. Kızımdan git özür dile. Seni affetmeden de bu eve sakın adımını atma. Haydi yürü. Baba. Ne bakıyorsunuz be? Beni kızdırdı. Ben de büyüğü olarak ona bir tokat attım. Hadi yiyin yemeğiniz. Poyraz yengem. Uzay yalnız çok felaket kötü oldu. Ben de elim ayağım titredi ya. Sefer. Haydi kötü oldum ben de. Haydi devam Sever. Haydi Sever, yapabilirsin kocam. Haydi koş. Haydi lütfen. Bak vallahi derim hanım kalmadı. Yıkılacağım burada. Üstüne yıkılacağım bu koşu batlarını. Pes etmek yok. Haydi Sever, devam et. Kız bari bir tane ısırayım da enerji gelsin. Çok kötü durumda. Bir tane ısırayım şuradan. Haydi. Sever, hiçbir başarı alın teri dökmeden kazanılmaz. Ya sen nasıl acımasız bir hanımsın? Sen çok gaddar bir hanımsın ya. Sever, ben şu anda burada senin karın olarak bulunmuyorum. Kişisel antrenör olarak bulunuyorum. Bir nevi yaşam koşuna diyebiliriz. Haydi bakalım ha. Ya. Haydi, kollar. Esteyim benden ya. Haydi şimdi kollar. Kollar, hep, hop, hop. Hop, hop, sağ, sağ. Ya Nade, ne isteyeyim benden? Öleceğim üstünde diyorum bu koşu bantını. Ne yapayım üstünde? Obağı mı çalayım ya namuda kalka? Haydi Sever. Haydi, haydi sağ, sol. Onlara yerleştir. Haydi bari bir lokma su ver. Ağzım açılmıyor kız. Bir lokma su ver haydi. Bende var, buyurun isterseniz. Yok kadın yok. Sağ ol, ben getiririm. Benim getiririm. Haydi Sever, devam et. Bu nedir bu ya? Aslında böyle koşmak yerine daha tempolu bir şekilde yürürseniz daha fazla kalori yakarsınız. Şu anda vücudunuz çok su kaybediyor.
Ya suyum buyum kalmadı zaten de görmüyor musunuz başımdakini yani? Antrenörünüz bayağı sert sanırım. Sert mi? Sert ne kelime? Ben hayatımda bu kadar acımasız, bu kadar gaddar bir kadın görmedim. Koşma hızınızı biraz indirin isterseniz. Ha, iniyor mu bunlar? Evet iniyor. Şuralardan basabilirsiniz. Nerede? Basabilirsiniz. Şu mu? Evet. Teşekkürler. Şey ama bu hızlandı gibi. Çok kötü hızlandı bu. İkincisi gerçekten hiç halim yok. Bunu kapattı. Tamam şimdi elim tutsun. Ve yavaş kenara atlayın. Allah! İyi misiniz? Biraz iyi gibi. İşiniz var mı? Kalkın. Yavaş. Dur dur yavaş aman diyeyim. Hanımefendi yanlış anladınız. Yardım et dur haydi. Hanımefendi sana anlatacağım. Sen yat ben sana şimdi benzetiyorum. Yanlış anladınız. Kadın çok kötü oldu ya. Ben sadece iyilik yapmak istemiştim. Ben sana şimdi bir iyilik yapacağım. O sulara bir iyilik yapacağım. Ulan ya. Alo. Alo Pampa. Müsait misin lan? Tabii tabii çok acayip müsaitim ya. Pampamızın yardıma ihtiyacı var. Hemen restorana gel, hadi. Restoran mı? Kızım sen... Gelin tamam oğlum, kapam istedi. Ben gelmem mi yani? Tamam hadi. Kapat hemen, hadi. Yalan gider, yemek falan derim orada. Naide de katil olur herhalde bu gidişle. Bırakın ben kendimi yaparım. Evet. Ha oldu vallahi. Uy hanım. Hop hop hop. Hop. Tamam tamam ha tamam. Ya yengem ne yapıyorsun? Ha yaptığın iş mi senin? Ne var ula? Aa o kızlar giremeyecek diyorsam giremeyecek yani o kadar. Ha bak. Sen yok sabah erkek dayanışması mı yapıyorsun? Tövbe ya, erkekliğin canı cehenneme. Ben senin bu hamile halinle başına bir şey gelecek diye korktum, anlıyın mı? Hadi in de ben asayım, ne diyorsun? İstemez, istemez ha. Ben kendi işimi kendim yaparım. Hamileyiz diye hasta değiliz herhalde. Sen elinin kebabıyla benim işime karışma, haydi. Paşa gönlün midir yengem? Ha, sustum. İndirin la. Tamam da tamam, ha indik. Nasıl? Ah, güzel Nizami asmış mıyım? Bir bakın bakalım. Şerefime güzel olmuş. Cetvel gibi duruyor. Eline koluna sağlık. Restorana da esprili bir avak attı. Renk getirdi valla. Hey avaka. Ablacığım, biz de girmeyeceğiz mi? Şükrü boş konuşma. Ulan yarabbim bana bakın. Bunu buradan kimse indirmeyecek anladınız mı? Sen hiç merak etme Yıldız abla, o iş bende. Kız lan, sana ne oluyor oğlum? Buranın fahri bekçisi benim, anlıyor musun? Güvenlik bizde, rahat ol. Ulan bana bakın, kavga etmeyin ha, tamam. Kardeş kardeş kollayacaksınız tabelayı, anladınız mı? Bana bakın, aman diyeyim ha. Aa o kız bu kapıdan içeri girmeye kalkarsa ben görmeden hemen def edeceksiniz, anladınız mı? Hallibo, bana oradan bir durum saraydı. Oho, sardın bile ha. Afiyet bana olsun. Şşşt. Yıldız mam hala çok sinirli. Bu sefer çok zorlayacak babamı. Bana bakın, babamın yanında sakın böyle konuşmayın ha. İnsan lafın üstüne, babam arıyor. Baba. Feride, kızım. Asayiş Berkemal mi? Anlamadım. Yani mavişimi diyorum. Sinirli mi, hırçın mı, asi mi? Yani benim için orada bir tehlike var mı? Yok babacığım, yok.
Yani Yıldız abla gayet iyi. Bence hiç dert edecek bir şey yok şu anda. Güzel. Ne tutuyorsun o zaman beni? Tutma beni. Biz daha hakikaten. Görüşürüz bak. Kendine geldi. Tamam. Mavişim gayet sakinmiş. Operasyona başlayabiliriz. Ah sakinmiş. Yandık. Fırtına dönecek. Sessizlik. Kesin bittik yani. Mevzu mavişimse fırtınayı soluğumla boğarım ben. Ya Kuzey bak canımsın, pampamsın. Ben seni çok iyi anlıyorum da sen de beni anla. Olup acacın ölmek istemeyeyim lan. Allibo'nun dürümlerinden, bacımın kavurmalarından bir lokma yiyeyim ya. Pampacığım biz mavişime şovumuzu yapalım. Ondan sonra ben ellerimle besleyeceğim seni. Ekipman hazır mı? Çekil lan. Kaçın. Bekleteceğim seni, tamam mı? Güzel oldu. On numara. Aynen öyle. Sen hiç merak etme. He. Hazır mısın? Evet.
yaptık acaba? Çok merak ediyorum. Gül falan mı aldı bana ya? Ama canım ne olsun. Zalıma kızı. Ben hastalıktan yeni çıktım. Bu yapılır mı insana? Zalıma kızı ya. Nasıl yani? Aşk olsun ha. İyi ne yaptım ki? Neyim neyini beğenmiyorsun? Sıcak su döktüm yasağa. Daha ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Bağışlanmak, affedilmek istiyorum. Maviş gözlerinde kaybolmak istiyorum. Merhamet istiyorum. Şu öküzü bağışla, affet istiyorum. Ben de sağ verecek merhamet kalmadı. Anladın mı? Kalmadı. Haydi çık dışarı. Bak, yukarıda ne yazıyor? Öküzler giremez. Anladın mı? Mavişim. Aman üzülme Vedat. Bu kadılar da serenat yapana bir kova su boşaltmak gelenek olmuş zaten. Osman da bana yapmıştı, kendimden biliyorum. Hem sıcak su döktüğüne göre hala sana kıyamıyor demektir. Hı. Ama bir an önce eve dönmezsek soğuk suyla şoklanabilirsin de babacığım. Evet. Sana yazıklar olsun Pampa. Koyun et derdinde, kasap can derdinde, kasap can derdinde evet.